Merhaba arkadaşlar. Şu an Türkiye'nin en büyük ikinci lastik pazarına geldik. Çok büyük bir alan. Herhalde bir 10 dönüm vardır tahmin ediyorum. Binlerce lastik var. Sahibi Hasan Demir'le görüşmeye geldim. Kendisi sağ olsun bizi kırmadı, depolarını açtı. Hadi bakalım. Şu an Hasan abiyle beraberiz. Kendisi gerçekten bu meslekte çok uzun yıllarını vermiş bir emektar. Merhaba Hasan abi. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yani şimdi Hasan abi diyorum, gerçekten benim öz abim. Biz iki kardeşiz. Abim bu projenin başında. Türkiye'nin en büyük, gerçekten en büyük açık ikinci el lastik pazarındayız. Burası bir hangar, büyük bir alan. Herhalde 100 binden fazla lastik tabii, var değil mi? Doğru, tabii. 100 binden fazla lastik var. Peki Hasan abi, sizi tanımak istiyoruz. İsmim Hasan Demir. Aslen Artvinliyim. Bu da bizim baba mesleğimiz. Üçüncü kuşaktan devam ediyoruz. İkinci el sektörüne herhalde siz çok hakimsiniz. Yön veren kişi diyebilir miyiz? Tabii için? Mesleki tecrübelerimizi işin içine koyduğumuz zaman bu piyasaya yön veriyoruz diyebiliriz. Peki ikinci bu lastikler nereye gidiyor? Yani nasıl oluyor? Türkiye'nin her yerine dağıtıyoruz. Kargoyla gördüğünüz gibi lastiklerimiz zaten burada kontrol ediliyor ve Türkiye'nin her yerine kargo olarak gidiyor. Jant Lastik AM'den müşterimiz satın alabiliyorlar. İsterseniz MAN'ın yani ilk seçilme yeri geldiği yere tabii, gelin. Tabii buyurun oraya gidelim. Tamam. Merhaba değerli araç kullanıcıları. Sizlerden gelen sorulardan bir tanesi, ikinci el lastikler nereden geliyor, nasıl toplanıyor? İşte bu sorunun cevapları burada. Hasan abi bu konunun uzmanı. Az önce kendisiyle tanıştık. Hasan abi nereden geliyor bu lastikler? Bu lastikler Türkiye'nin her yerinden, firmalardan, filolardan, şirketlerden, bireysel müşterilerden, devlet dairelerinden. Evet, güzel. Aklımıza gelen her yerden geliyor. İşte şekilde görüldüğü gibi aracımızda yükleniyor. Daha sonra burada uzman ekibimiz tarafından lastikler tek tek kontrol ediliyor. Müşterilerimize yararlı olan lastikleri bu şekilde içeri dizmeye başlıyoruz. Burada herhalde 3 ay oluyor galiba. Yani onu tabii 3 ay oluyor. Çöpleri çöpe ayırıyoruz. İkinci sınıf olan lastikleri yani romoklarda, at arabalarında kullanabilecek lastikleri de ayrı bir köşeye koyuyoruz. Birinci sınıf olan müşterilerimize yaran lastikleri de evet. Gördüğümüz gibi ayrı bir gruba ayırıyoruz. Peki bu lastikler kullanım oranı ne kadar? Yani birinci sınıfta açalım ya. %50'den düşükleri zaten bir çöp olarak değerlendirdiğimiz için. 5 hepsi 5 milim mi 8 milim arasında değişiyor. Diş delikleri. Diş delikleri tabii. Bunlar yaz, kış herhalde. Tabii yaz, kış, 4 mevsim diye gruplara ayırıyoruz. Bu şekilde pazara sunuyoruz lastikleri. Anladım, güzel. Zaten şimdi biraz sonra da içeride diğer aşamaları göstereceğiz. Çok güzel. Yani gerçekten arkadaşlarımıza burada ilk önermesinde ilk önce kabaca bakıyorlar lastiklere. Bu yara var mı? Önerelim. Bu önerelim. Şimdi burada aslında şimdi ben isterseniz şöyle bir yapalım. Bir daha çok önemli bir durum. Şimdi lastik buradan geliyor. Üçe ayrılıyor. Evet. Hurda. Bize yarayan olanları şu anda işte kabaca yarası falan var mı diye bakıyorlar. Daha sonra içeride ikinci bir incelemeye sokacağız lastikleri. Tamam. Yani, onu da biraz sonra zaten göreceksiniz. Evet, peki burada mesela bu şekilde günde kaç tane lastik geliyor? Yani buradaki potansiyel nedir? Yani şu anda bizim stoğumuz 100 binle dönüyor. Yani 90 bine iniyor, 100 bine çıkıyor, 70 bine iner, 110 bine çıkar ama evet, gerçekten, ortalama 100 bin civarında. Peki bu talep arz meselesi. Yani sizi tüketici tanımak istiyor. Bu ikinci ellerin lastiklerin nereden geldiğini bilmek istiyor. Gerçekten burada ummalı bir çalışma var, onu görüyorum. Evet, doğru. Emek var. Siz de bu tabii 30-40 senedir bu işin içinde olduğunuz için burada bir gerçekten bir fabrika gibi böyle bir üretim tesisi diyebiliriz. Değerli araç sürücüleri, gördüğünüz gibi birinci aşamamız lastiğin kabaca seçilmesi. İkinci aşamada ne oluyor Hasan Bey? İkinci aşamamızda lastikler tek tek jantlanıyor. Tamam. Jantlandıktan sonra balonu falan var mı diye bakılıyor, kontrol ediliyor ve daha sonra balans makinesine bağlanarak evet. Balans durumunda bir sıkıntı var mı diye kontrol ediliyor. Daha sonra üçüncü aşamaya geçiyoruz. İsterseniz ikinci aşamaya gidelim şimdi. Hadi gidelim. Tekrar merhaba. Bu bölümde lastiğin kontrolü nasıl yapılıyor? Şimdi uzman ekibimiz lastiği önce 3 aşamadan oluyor. Birinci aşamamız lastiğin gözle kontrolü. Şu an gözle bakıyor fiziki olarak bildiğiniz gibi. Lastiğin içine dışına herhangi bir kesik var mı, yarık var mı, balon var mı? Yani gözle görebildiği her noktaya bakıyor. Bu çok önemli lastiğe. Daha sonraki aşamada ise lastiği janta takıyoruz. Ve yüksek basınçla kontrol ediyoruz. Normalde otomobil lastiklerinde 30-40 havada ama biz 90 hava basıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Burada aynı zamanda günde yaklaşık 400-500 adet lastik kontrol ediliyor. Lastiğin kontrolü güvenlik açısından çok önemli.
değerli araç kullanıcılarının bu lastiklere güvenmesi için burada çok iyi bir kontrol ekibi var. Gerçekten işe hakim. Yaklaşık 90 hava basıldı. Bir de gözle bakılıyor. Lastiğin tabanında herhangi bir şişme, kenarlarında balon var mı ona bakılıyor. Daha sonraki aşamada ise lastiğin dönüşü, makine kontrolü. Bu aşamada son aşama ama en önemli lastiğin dönüşü bilgisayarda. Bilgisayarın verdiği veriler çok önemli burada. Önce lastiği taktıktan sonra bir elle çeviriyor. Tabanına bakıyor, dönüşü nasıl ona bakıyor, titreşimine bakıyor. Daha sonra makine deneyecek. Evet, şu anda gözü herhalde bir şey bulamadı. Şu ana kadar her şey çok iyi ilerliyor arkadaşlar. Lastiğin durumu gayet iyi. Ve şu anda makinede verilere göre lastiği şu an geçti. Yani balans ayarı gerekiyor. Balans ayarından sonra bu lastik diğer aşamalara hazır. Burada çekildikten sonra diğer bölüme geçeceğiz. Orada lastiklerin takımlanması, yıkanması aşamasına geçeceğiz. Değerli araç kullanıcıları tekrar merhaba. Şu an lastikler kontrol edildi. Lastiklerin temiz olduğuna, sağlam olduğuna ve balansının düzgün olduğuna %100 emin olduktan sonra lastikler buraya geldi. Burası başka bir bölüm. Tesislerimizde başka bir bölüm. Hasan abiye soracağız. Hasan abi burada yapılan işlemleri anlatabilir misiniz? Şimdi dediğiniz gibi test edilen lastikler buraya geldiği zaman özel bir kimyasal maddemiz var. Lastiği, evet. Besleyici. Lastiği parlatıcı ve müşterimizin diş denetlerini daha net görmesi, yaraları var mı yok mu daha net görmesi için. Evet. Bu kimyasal maddeden geçiriyoruz ve bir gün bekletiyoruz lastikleri kuruması için. Evet. Bu ıslak bir malzeme değil mi? Yani böyle ele... Tabii kimyasal madde, besleyici bir madde olduğu için lastik kendine çekiyor bunu. Bir gün bekliyor, o arada besleniyor tabii ki. Ondan sonra da bunları kışlık, yazlık ve dört mevsim diye takılmayarak çekim noktasına götürüyoruz. Şimdi ben değerli arkadaşlar, ben şunu anlıyorum. Hasan abi de gerçi çok iyi izah etti. Lastikler gerçekten burada parlatıldığı zaman daha temiz, yani kargoya verildiği zaman daha temiz bir şekilde, daha net bir şekilde lastik kendini gösteriyor. Bir de lastikler farkındaysanız hiçbir işlem yapılmıyor. %100 orijinal, herhangi bir yamaydı, oydu, buydu lastikler de yok. Tabii çivi deliği yaması olabilir ama lastikte bir yarık yaması gibi herhangi bir işlem yapılmamıştır. Hasan abi takdir ediyorum. Yani her noktasını çok detaylı düşünmüş ve ekibini ona göre yönlendiriyor. İsterseniz bundan sonraki aşamaya geçelim. Değerli araç kullanıcıları, ikinci el açık pazarda, lastik pazarında lastiklerin takımlanıp fotoğrafların çekildiği yerdeyiz. Hasan abiye soracağız. Hasan abi burada yapılan işlemi anlatır mısınız? Şimdi yıkayıp temizleyip kontrolden geçirdiğimiz lastikler buraya dört dört, tarihleri birbirine yakın olmak suretiyle işte yılları, tarihleri, diş derinlikleri ölçülerek burada gördüğünüz üstlüğümüze koyuyoruz. Dört şekilde çekiyoruz. Önden çekiyoruz. Dik olarak çekiyoruz. Evet. Müşterimiz lastikleri açısından rahatlıkla. Tabii bu çekilmesi amacı değil mi? El ticaretçisinde tabii görmeleri. Lastiği tanımaları. Ben şimdi şunu anlamak istiyorum. Şu etiketleri anlatır mısınız? Gerçekten ne anlama geliyor? Şurada gördüğümüz gibi 225-50-17. Bu lastiğin ebadını gösteriyor. 225-22,5 santim taban genişliğini tevabüt ediyor. 50 de şu kenarının onun %50 olduğunu belirtiyor. Gördüğünüz gibi 94 H da lastiğin yük ve hız kodunu belirtiyor. Daha sonra lastiğimizin ürün kodu, bu bizim sitemizle ilgili lastiği kodluyoruz. İkinci el işte 266-618 demişiz. Müşterimiz 618 numaralı kodu aldığı zaman sadece bu ürünü almış oluyor. Yani bu 4 tane gördüğü değişik bir ürün, kesinlikle başka bir ürün müşterimize gitmiyor. Ya bu kod bu ürüne özel. Değil bu mi? Ürün, bu anlamda. Tabii her kod kodun lastiği aldı. Bu lastiği aldı, artık bu kod kullanılmıyor. Bu kullanılmıyor. Bu kod da iptal oluyor. Markamız Pirelli demişiz. Lastiklerimiz Pirelli marka. Modeli Sottozoro seri 2 ve kış lastiği. Burada gördüğümüz Sottozoro seri 2 ve kış lastiğidir. Evet. Garanti süresi 1 yıldır. Patlamaz özelliğine sahiptir lastiklerimiz. Zaten buraya ramflet diyor ve kış ramfledir. Kış lastiğidir. Bu özellikle lastik arayan müşterilerimiz gördüğümüz ürünü satın alabilirler rahatlıkla, gönül rahatlıkla. Peki Hasan abi, mesela burada diş yerini 7 milim yazıyor lastikte. Bu 7 milim, yani bu lastiğin sıfır ne kadar, kaç milim? Şimdi 8 milim sıfır oluyor lastiklerimizin.
Bunlar da 4 adet de 7 milim. Ben şunu biliyorum, herhalde 5 milimin altına lastik çekilmiyor arkadaşlar. Ya yasal olarak 3 milime kadar kullanılıyor fakat bir 5 milimin altını kesinlikle çekmiyor. Ben şunu anlıyorum, kaliteyi düşürmemek için 5 milimin altına yok, onu anlıyorum. Çekmiyoruz kesinlikle. Çekmiyorsunuz, yani. Güzel. Peki bu lastikler 7 milim kaç bin kilometre gider? Yani sıfırı ya kaç? Sıfırı 8 milim olduğu için bunu %'ye vurduğumuz zaman %10'luk bir bölümü kullanılmış lastiğin. Evet. Bir lastiğin ortalama ömrü 40-50 bin dediğimiz zaman kullanım şartlarına göre tabii değişiyor. Bunlar da ortalama 40 bin bir kilometre. Peki bunu mesela gerekiyor. Standart şartlarda 40 bin kilometre gider. Ve bunun fiyatı arkadaşlar yarı fiyatına. Yani e-ticaret sitesinde değil mi onu anlıyorum ben. Tabii kargosu dahil. Yani mesela, tabii kargo dahil bu lastikler. Yani mesela sıfırı atıyorum 400 TL ise veya 500 TL ise 250 TL'ye alabilirsiniz. Ama 225, 50, 17 mesela bugün 1000 lira civarlarında herhalde bu lastik 400-500 lira gibi rakam var değil mi? Onu anlıyorum. Ya şimdi lastiklerimizin fiyat durumu onun tarihine göre, ebadına göre, markasına göre inişler, çıkışlar gösteriyor. Evet, yani ya şimdi bir Çin malı lastikle marka bir lastiğin fiyatı tabii ki kıyaslanamaz, aynı olmuyor. Bu lastikler aslında bir nevi bütçe dostu diyebiliriz. Gerçekten kullanıcılar da memnun kalıyorlar ki bu sektör, bu şirket burada yıllardır bu işi yapıyorsunuz, onu anlıyorum ben. Teşekkür ediyorum Hasan abi. Bundan sonraki aşamamız herhalde bilgi işleme gidiyor. Bilgi işleme. Yani tamam. Bu çektiğimiz resimler, fotoğraflar fotoğraf makinesinden bilgi işlemde alınıyor ve bizim sitemize bilgi işlemdeki arkadaşlar yüklüyorlar. Tamam. Ondan hadi. Sonra satışa hazır hale geliyor. Tamam, bilgi işleme geliyor. Merhaba tekrar. Şu an bilgi işlem ekibine gidiyoruz. Lastiklerimiz çekildi, fotoğraflandı. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burası, burada bilgisayar mühendislerimiz var, e-ticaret uzmanlarımız var. Çekilen ikinci el lastiklerimiz bilgi işlem tarafından e-ticarete yükleniyor. Tabii bu fotoğraflar gerçekten çok ummalı bir çalışma gerekiyor. Onları kesmek, biçmek ve e-ticaret sitemize koymak gerçekten başlı başına bir operasyon. Bilgi işlem ekibimiz bu fotoğrafları kesip biçip e-ticarete yüklüyor ve bütün Türkiye'ye satışa hazır hale getiriliyor. Evet arkadaşlar, şu an sizinle çekilmiş lastiklerin, satılanmaya hazır, kargoya hazır lastiklerin deposundayız. Gördüğünüz gibi burada binlerce lastik var. Ama ben burada birkaç örnek göstermek istiyorum. Mesela şu lastik 8 milim. Gerçekten zaten 0'da 8 milim. 195-55-16. Bu lastiğimiz kış lastiği. Markası Goodyear. Şu an kontrol edilmiş. Satışa hazır bir lastik. Şimdi aşağı inelim. Tabi burada başka bir lastik var. 205-55-16. Lastiğin dişlerinin 6 milim. Ve bu da satışa hazır kış lastiği. İsterseniz biraz daha çeşitli girmek istiyorum. Şimdi tabii 4x4 SUV lastiği. Bunlar Goodyear 255-50-19. Bu da herhalde Volkswagen Touring lastiği. Şimdi arkadaşlar burada mesela 245-45-17. İşte markası Bridgestone, bu da kış lastiği. Şimdi kış sezonuna tabii depolarımızda şu an yoğun miktarda kış lastiği var. Bunun sebebi de değerli arkadaşlar şu an burada üretim tesisleri, Art lastiğin üretim tesisleri kışa hazırlık yapıyor. Yani şu an 10. aydayız. Tam kış sezonu önündeyiz. Talep kış lastiğinde olduğu için tabii bu yaz lastiği de var tabii başka depolarda ama şu an kış lastiği altı konuşmak istiyorum. Mesela burada bir Range lastiği var, Range Rover. Yani 255-50-20. Bu da gayet dişleri güzel. Markası Continental. Mesela burada başka bir 235-65-17 var. Dişlerinin 9 milim. Gerçekten mükemmel. İkinci el lastik pazarında gerçekten binlerce lastik var ve çeşit inanılmaz. Yani 4x4, oto, minibüs, kamyonet, hafif ticari. Yani bulamadığınız lastikleri buradan çok rahat temin edebilirsiniz. Bu lastikler kontrol edilmiş, seçilmiş, yıkanmış, fotoğraflanmış ve şimdi bunun bir özelliği var arkadaşlar. Buraya gelip lastik alamıyorsunuz, seçemiyorsunuz. Hepsi e-ticaret sitesine yüklenmiş, satışa hazır. Sadece filtreme yapıp istediğinizde bazı alıp seçebiliyorsunuz ve çok rahat bir şekilde ücretsiz kargoyla bu lastikler evinize kadar gelebiliyor. İsterseniz lastikçiniz varsa lastikçiye kargo oluyor. Tabii bu sistem Türkiye'de Art Lastik kurumsal olarak tek yapan firma. Türkiye'de gerçekten böyle şeyler de var demeniz için anlatıyorum. Art Lastik'te kurumsallık var.
Gerçek bir emek var. Yüksek 50 senelik bir tecrübe var. Gönül rahatlığıyla hiç düşünmeden bu lastiklere bir e-ticaret lastikjantavm.com e-ticaretinden çok rahat alabilirsiniz. Ben Hasan abiye, ekibine, bütün Art Lastik çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın. Keyifli, güvenli sürüş.